Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunil ladina kafaru min ahlil kitab. Lem yekunil ladina kafaru min ahlil kitab. Wal mushrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً gösterecek zaten. Hepimizi gösterecek. Arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu Meddi Muttasıl. Meddi Muttasıl'ın tarifi harf-i medden sonra sebebi med olarak hemze gelir ve ikisi bir kelimede bulunursa Meddi Muttasıl olur. Meddi Muttasıl'ın hükmü vaciptir. Yani bu meddi en az iki el çekmek gerekir, zorunludur. Özellikle İmam Hatip okulları Türkiye'nin yerel model oluşturmuş önemli okullarından bir tanesi. Eğitimin ayrılmaz bir parçası. 1950 kökleri çok eskilere dayanmakla beraber 1950 yıllardan sonra Türkiye'de oluşturmuş, özellikle ülkemizde muhafazakar diyebileceğimiz manevi ve milli değerleri hassasiyeti olan velilerimizin teveccüh buyurduğu, kendi çocuklarını biraz daha milli ve manevi değerler ekseninde yetiştirmek isteyen velilerimizin çocuklarını göndermek istediği ortamlar olarak ifade edebiliriz. Bu okullarımız ülkemizde özellikle milli, yerel bir proje olup hem ülkemize hem de İslam coğrafyasının birçok eğitim taleplerini de karşılamaktadır. Bugünlerde sizler de ifade ettiğiniz gibi malum LGS sınav sonuçlarımız açıklandı. Ülkemizde 193 tane öğrenci bu sınavdan tam puan aldı. Bu sınavda tam puan almanın kolay olmadığı bir sınav. Gerçekten öğrencilerimizin yoğun bir emek ve çaba sarf ettiği, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin sonuna kadar çocukları desteklediği ve arkasından da tabii ki velilerimizin sonuna kadar çocuklarının yanında olduğu uzun soluklu bir maratondu. Bu sınavda 193 tane öğrencimiz birinci oldu. Bu 193 öğrenciden 12 tanesi de İmam Hatip okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz oluşturmakta. İmam Hatip okullarımız tabii ki manevi değerlerimizin yanı sıra diğer eğitim konuları, akademik derslerde de sonuna kadar destek vermekte, öğrencilerimizi bu boyutuyla da hazırlayan okullarımız, velilerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebileceği mekanlar. Öyle bir kültürel toplum ortamında yaşıyoruz ki maalesef ciddi bir çözülmenin olduğu bir ortamdayız. Aile yapılarının, toplumsal yapılarının çözüldüğü bir ortamdayız. İmam Hatip Ortaokulları, İmam Hatip Liseleri bu minvalde bizlere çocuklarımızla geleceğe dönük ailesel olarak iletişim dili kuracağımız bir zemin aynı zamanda oluşturmakta. Hem milli, hem manevi, hem akademik ortamdaki değerleri öğrencilerimize sunarak onları geleceğe hazırlamakta. Ailelerimizle de aynı şekilde bir iletişim dili kurma zemini inşa etmekte. İnşallah umudumuz çocuklarımız hem ülkemizin hem coğrafyamızın gelişimine de ciddi anlamda katkı ve emek sağlayacak ortamda da yetiştirilmektedirler. Dediğim gibi bu LGS sınavında özellikle 12 öğrencimiz 48 ilden 193 öğrenci birinci olmuştu. Bu öğrencilerimizden 12 tanesi İmam Hatip okullarında yetişen öğrencilerimiz. Bu sayı azımsanmayacak bir sayı. Çünkü Türkiye'de İmam Hatip ortaokullarının diğer okullara oranı zaten %14'ler düzeyinde. Bu noktada emeği olan, çabası olan aileleri, idarecilerimizi, öğretmenlerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Ve ailelerimize özellikle şunu ifade edebiliyoruz. Çocuklarımızı İmam Hatip ortaokullarımıza mutlaka gönderelim. Bunlar her tarafta ulaşılabilir imkanlara sahip okullarımız artık. Yaptıkları eğitim diğer okullarımızdan çok farklı değil.
sadece bir dengeyi gözetiyorlar. Manevi ve milli akademik değerleri bir arada sunma imkanını sağlıyorlar. Aynı şekilde LGS sonuçları sonrasında şimdilerde tabii ki lise tercihleri başladı. Bu lise tercihlerine de öğrencilerimiz özellikle İmam Hatip liselerini tercih etmelerini özellikle önemsiyoruz, vurguluyoruz. Türkiye çapında ün yapmış, değer üreten liselerimiz olduğu gibi kendi ilimizde de proje İmam Hatip okullarımızın yanı sıra diğer İmam Hatip okullarımız var. Öğrencilerimiz akademik durumlarına ağırlıklı yıl sonu not ortalamalarına göre tercihlerde bulunacaklardır. İlimizin dört bir yanında da çocuklarımıza kucak açan, onları hem akademik açıdan hem milli manevi değerler açısından hem gençlik ve ergenlik süreçlerindeki rehberlik takviyeleriyle çocuklarımızı dört gözle bekleyen güvenli mekanlardır İmam Hatip okullarımız. Ailelerimiz gönül rahatlığıyla bu çocuklarımızı gönderebilirler. Yine Adıyaman ilimizde özellikle bir hafızlığa yönelik bir ortaokulumuz da var. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Okulu. Biliyorsunuz bu 12 öğrencimizden Türkiye birinciliği yakalayan 12 öğrencimizden bir tanesi de hafızlık okulunda okuyan bir kızımızdı. Bu okulumuz kızımız hem 8 yılın sonunda hafızlığını tamamlamış hem de Türkiye birinciliğine ulaşarak bizim sevincimize ayrı bir sevinç katmıştır. İkisinin bir arada olabileceğinin en güzel örneğini bizlere vermiştir. Geçen yıllarda ilimizde de bir tane kızımız yine aynı şekilde sadece bir hatayla sınavını güzel bir neticeyle sonlandırmıştı. Bizim özellikle velilerimizden istirhamımız toplumsal çözülmenin de yoğun olduğu ülkemizde, coğrafyamızda özellikle nitelikli insana ihtiyaç olan, toplumsal değerlere bağlı, gelecek ufku açık olacak olan, beyin göçüne kapılmayacak olan, kendi ülkesinin şartları ne olursa olsun buraya değer katacak olan ortamların olduğu İmam Hatip coğrafyasında, İmam Hatip okullarına çocuklarına özellikle yönlendirmelerinin kendileri yararına olacağını özellikle istirham ediyoruz, rica ediyoruz. İnşallah umduklarını bulacaklar.